Teşekkür ederim hocam. Değerli geleceğin rehberleri, iyi akşamlar. Bugün 14 Eylül. Mehmet Severoğlu hocamızla birlikte bizler için geleceğin rehberlerinin özel yaptığı turda yaşanan olaylar, arkadaşlarımızın kazandığı bilgiler ve sizlerin soruları eşliğinde bir yayın yapacağız. Ben Nazlı Özcan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Rehberliği mezunuyum. Aynı zamanda okulumuzun temsilcisiyim. Bu yayında ikinci moderatör arkadaşım da Görkem Deniz arkadaşım. Merhabalar arkadaşlar. Ben Görkem Deniz Karaman. Abant İzzet Baysal Üniversitesi temsilcisiyim. Bugün Nazlı arkadaşım dediği gibi sizlere moderatörlük yapacağız. Güzel bir sohbet olacak. Tekrardan hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar sorularınız olursa chat bölümüne yazabilirsiniz. Tekrardan bir uyarı olsun. Ses kirliliği olmaması adına sadece konuşmacıların mikrofonu açılırsa çok memnun oluruz. Görkem arkadaşım istersen ilk soruyla başlayalım. Tabii. Öncelikle bugünkü tura katılan arkadaşlarımı görebilir miyim? Kimler tura katıldı? Ben Altay'ı görüyorum şu anda. İpek'i görüyorum. Fatma Fatma Zehra var. var. Fatma Zehra var. Burada. Evet, o zaman ilk sorumu soruyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Görkem öyle deyince korktum. Estağfurullah hocam. Öyle bir dedin ki vallahi var ya kendimi şeyde hissettim. Mahşerde hissettim. O zaman soruyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Arkadaşlar, tura çıkmadan Soruları bu önce arada neler o şeye yaptınız? soralım. Görkemciğim şöyle bir tavsiyem var, bir de ricam var. Hani soruları ortaya soralım. Evet. Cevaplamak isteyen ve tura katılan arkadaşlar da öncelik sahibi olsun. Bu şekilde Tabii. tura katılmayan diğer arkadaşlar da neler yaptık, neler öğrendik, bunu deneyimlemiş olsunlar. Ama tabii Tabii hiç ki. kimse tek başına cevap vermek zorunda değil. Zaten burası tamamıyla sohbet keyif amaçlı yapmış olduğumuz bir uygulama. O yüzden hiç kimse Kesinlikle. kendini illa cevap vermek ya da görüş bildirmek zorunda hissetmesin. Biz şu an resmi olmayan bir sohbet içindeyiz. Kesinlikle hocam. Ben sorumu ortaya atıyorum o zaman. Cevaplamak isteyen arkadaşlarımız olursa cevaplayabilirler tek tek sırayla. Tura başlamadan önce neler yaptınız? Ve nelere dikkat ettiniz? Aslında en merak ettiğim ilk soru diyebilirim. Sırayla cevapları alabiliriz arkadaşlar. Ses geliyor mu arkadaşlar? Biz duyuyoruz seni. Ben şu anda bakıyorum. Bugün tura katılmış olan arkadaşlar eminim ki onlardan bir tanesi bu soruyu cevaplamak isteyecektir. Fatma Zehra arkadaşımız sanırım mikrofonunu açtı ama. Öncelikle herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Başta İbrahim Akşam. hocam olmak üzere tura katılan ve turda emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Uzun zamandan sonra böyle arkadaşlarla bir arada olmak çok güzeldi. Ben tura yarısında katılabildim. Sabah dersim olduğu için belli bir kısmına katılamadım. Ama hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Hala yerimde duramıyorum. Böyle sanki bıraksalar baştan aşağı tekrar gezi yaparım. Bana o kadar iyi geldiğini düşünüyorum gezinin. İlk başta neye dikkat ettik? Sorumuz buydu. Önce ben maske takmaya dikkat ettim şu süreçte ve şu an herkesin yüzünü görüyorum. Çok mutluyum. Arkadaşların maskeli olduğu için yüzlerini göremedim açıkçası. Tam kim vardı, kim yoktu bilmiyorum. Hani bakıyorum çok şey de göremedim ama ben hocam ilk maskeye dikkat ettim. Onu söylemek Süpersin. istedim. Süpersin. İnsanların hocam arkadaşlarımın gözlerini okumaya çalıştım. Acaba hani tanıdık sima var mı? Hani artık süreç böyle ilerleyecek gibi. Ondan sonra göz okumaya çalıştım. Başka aklıma ne geliyor? Şimdilik bu kadar söyleyeyim hocam. Bir de şöyle bir durumum var. Ben birazdan çıkmak zorundayım. Çok sohbete katılamayacağım. Yani yine Mehmet hocamızla beraber Kilis çevresinde gastronomi turumuz olacak. Onların hazırlığını yapmak durumundayım hocam.
Gezide olduğum için bugün çok fazla vakit ayıramadım. Tamamdır kardeş. Emeğine sağlık. Çok güzel oldu. Bu bile bizim için çok önemliydi. Babana çok selam söyle. Onun da muhteşem katkısı oldu. Gerçekten. Arayıp öğrencilerimizi motive etmesi bile onun sadece bir İl Kültür Turizm Müdürü olmadığını, sadece bir turist rehberi de olmadığını ve yine sadece fizyolojik olarak evet senin baban ama sadece senin baban değil, rehberliğin de sahiplenicisi bir abi, bir dost, bir baba olduğunu göstermiş oldu. Ben bu bakımdan seni çok şanslı buluyorum ve Mehmet Bülent abime sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Lütfen ilet. Aleykümselam hocam. Başımla gözüm üstüne ileteyim. Yani dediğim gibi burada bir hocam her zaman söylerim, kardeşiniz var. Benim babam ama hani size de evladı gibi her zaman kucak açar. İstediğiniz bölgeye gelirsiniz, soru olur, halletmek istediğiniz bir şey olur. Hani kötü şeyler olmasın, iyi şeyler olsun. Her zaman yani arayabilirsiniz, kapımızı çalabilirsiniz. Gözümüz de gönlümüz de açık. Arkadaşlarıma da hani söylüyorum, tanıştığım oldu, söyleyebildiğim oldu, söyleyemediğim oldu. Yine her zaman burada bir kardeşiniz var, belirtmek isterim. Sağ ol kardeşim. O zaman sana şöyle bir görev vereyim hocan ve abin olarak. Yarınki Kilis bölgesini yapacağınız turla ilgili senden böyle bir Word dosyasında neler yaptınız, nerelere gittiniz, bununla ilgili bir bana rapor yazmanı rica edeceğim. Acelesi yok. 3-4 gün sonra, 5 gün sonra da yazabilirsin. Daha sonrasında biz de o programa kafa yoralım ve yine babanın, Mehmet Bülent abimizin, değerli Gaziantep İl Kültür Turizm Müdürü, aynı zamanda profesyonel turist rehberimizin kapısını çalalım. İlerleyen bir süreçte de bir de o bölgeye yönelik bir şey yapalım hep beraber derim. Hem bu geleceğin rehberleri, arkadaşlarım da bundan kısmetlensinler. Çünkü evet bu programlar rehberler için yapılıyor ama geleceğin rehberleri de zaten rehberler için ve rehber adayları için düzenlenen aktivitelerle dolu. Tabii ki de hocam, başımla gözüm üstüne dediğiniz şekilde yaparız. Bir de şöyle bir şey var, Kilis Bölgesi zaten çok bilindik bir destinasyon değil. Hani Kilis deyince insanlar hani nerede olduğunu bile tahmin bazen şey oluyor. Öyle Kilis mi ya? Hani öyle biz geri dönükler alıyoruz maalesef. Burayı canlandıracak olan, tanıtacak olan yine bizleriz. Hani rehber büyüklerimiz tabii ki de hani önümüzde gösteriyorlar ama sağ olsunlar bu bayrağı onlardan da biz devralacağız. Arkadaşlarımla beraber inşallah hocam güzel şekilde tanıtımını yaparız diye düşünüyorum. Hani Kilis Gaziantep'ten ayrıldı. Antep'in bir parçası gibidir. Hani ben oranın da gerçekten tanınmasını, ondan sonra duyulmasını isterim. Sevdiğim de bir şehirdir. Çok fazla Antepliler Kilislileri sevmez ama hatta bir fıkramı anlatsam şimdi bilelim, ondan sonra da ben ufaktan kaçayım. Hocam şöyle bir rivayet vardır, derler ki Kilisli ile yılanı aynı kutuya koymuşlar. Kilisli demiş, yılan demiş ki Kilisli beni sokor. Ya Antepliler sevmediği için böyle bir şekilde bir fıkra uydurmuşlar. Ama ben katılmıyorum, anlatıyorum ama sonra diyorum tabii ki de şaka, hepsi bizim insanımız. Teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tanıştığıma tekrardan memnun oldum. Gelen arkadaşlarımızla, diğer arkadaşlarımızla da inşallah en yakın zamanda. İyi akşamlar kardeşim. Görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar. Sizi hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, eklemek isteyen var mı? Bugünkü turla ilgili. İlk önce nelere dikkat ettiniz? Neler yaptınız? Tura başlamadan önce bir şeyler hazırladınız mı? Ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu turu düzenleyen başta İbrahim hocamıza, daha sonra Mehmet Severoğlu hocamıza ve İpek Hanım'ın bayağı yardımı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Minnettarız. Tura gitmeden önce çantamı hazırladım. Tabii dezenfektan, arkadaşımın da dediği gibi maske ve dezenfektan olmazsa olmazımdı. İkinci olarak tura katıldığımda olabildiğince not tutmaya çalıştım. Değerli rehberimizin güzel bilgilerinden aydınlanmak amacıyla.
Daha sonra yani benim için çok güzel bir turdu. Yani biraz utanarak söylüyorum, Antepli olmama rağmen bu kadar yer gezmemiştim. Onun haricinde başka neler yaptık? Yani çarşıları falan gezdik. Bakırcılar Çarşısı falan. Zaten diğer sorularda da inşallah yanıtlama imkanı bulurum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam, biz buradaysanız eğer. Kardeşim buradayım. Ben de yani etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hem değerli Mehmet Hocamız, hem İpek kardeşim, o da şu an burada. Onun da çok büyük bir emeği var. Zaten onun fikri. Yani hocam Antep'e, Doğu'ya hiç bir tur yapılmadı dedi. Halbuki ilk yayınımızı Mehmet Bülent Öztürk ile başlatmıştık ama çok oldu tabii. Gözden kaçırmış olması çok normal. Onun böyle tatlı, nacizane bir fikri işte ne oldu? Beraber olgunlaştırdık. Mehmet hocamız ben rehber olurum dedi. Ondan sonra rehber arkadaşlar, rehberlik öğrencisi geleceğin rehberlere biz katılırız dedi. Bir tek hocam ben araç için elimden ne gerekiyorsa yaparım dedi. Bu şekilde ilerledik. Hocam çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese minnettarım. Tekrar belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu konu hakkında diğer soruya geçebiliriz. Peki. Aşağıdan bir soru gelmiş. Hocam. Ben de tam o soruyu soracaktım. Mehmet hocamızla yaptığınız turda nereleri gördünüz ve programınızda neler vardı? Cevaplamak isteyen arkadaşımız var mı? Ben cevaplayayım isterseniz. Tabii ki. Öncelikle herkese iyi akşamlar ve turu düzenlemede rol alan İbrahim hocamız ve bize rehberlik eden Mehmet hocamıza ve yardımcı olan İpek Hanım'a çok teşekkür ederim. Gerçekten değişik, acayip güzel bir turdu. O kadar keyif aldık ki devamlı gezdik, devamlı bir şekilde bir şeylerle meşgullük, bir öğrenimler katıyorduk kendimize. Nerelere gezdiğimiz hakkında biraz bahsedeyim. Öncelikle Gaziantep Panorama Müzesi'nden başladık. 25 Aralık Panorama Müzesi'nden. Burasında, burada genelde Gaziantep Kurtuluşu'yla alakalı olan şeyler vardı. Daha tam olarak müze tamamlanmamış olduğu için pek bir şey göremesek de belge olarak vesaire. Ama yapılan dizayn açısından ve anlatım açısından bize gerçekten çok şey kattı. Özellikle bazı belgeler sadece orada oluşu ve orada panoramik bir yağlı boya şeklinde bir yer vardı. Orası bizi çok etkiledi. Anlatım gerçekten çok güzeldi. Buradan sonra arkeoloji müzesine geçtik. Arkeoloji müzesinde de daha önce görmediğimiz yapılarda, heykellerde gördük, tanıklık ettik. Mehmet hocamız sağ olsun bize nasıl olduklarını, amaçlarını ve heykellerdeki asıl dikkatimizi vermemiz gereken yerleri anlattı, gösterdi. Bu gezimiz bittikten sonra ufak bir aksaklık yaşadık. Otobüs biraz geç geldiği için yemek yemeye gidip hemen bunu çözüme kavuşturduk. Ve güzel bir yerde Gaziantep yöresine ait güzel yemekler yedik. Buradan sonra Zeugma Müzesi'ne geçtik. Zeugma Müzesi'nde daha önce hiç bu kadar mozaiklerin hikayelerini bu kadar net bir şekilde duymamıştım. Açıkçası her hikayede, her mozaikte ayrı bir deneyim oldu bizim için. Çok ayrı bir şeydi. Mehmet hocamız burada da yani gerçekten ne kadar çok teşekkür etsek azdı. Çünkü çok farklı bir deneyimdi. Mozaikler açısından özellikle ben çok etkilendim. Hepsinin ayrı bir anlatımı, her birindeki ayrı noktaların ayrı amaçları olduğunu öğrendik. Burayı gezdikten sonra tekrar Gaziantep Kalesi civarına döndük ve bu bölgelerdeki su kastellerini, hamam müzesini gezdik. Mutfak müzesini gezdik. Ayrıca Şeyh Fethullah camisi vardı. Oraya baktık, oranın özelliğini inceledik.
bu şekilde geçti genel olarak rotamız. Böyleydi. Çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa cevaplayabilirim. Arkadaşlarımızın sormak istediği varsa. Şöyle yapalım. Ben bir soru sorayım. Tabii. Ben bir soru sorayım. Bu gezdiğin yerlerden en çok nere dikkatini çekti? En çok nereyi sevdin? Hikaye olarak da, yapı olarak da. Normalde Gaziantep'liyim. Panorama Müzesi ve Mutfak Müzesi hariç diğerlerine çok defa gitmiştim. Panorama Müzesi'ndeki anlatım ve oradaki yaşayınışlı anlatımları çok etkiledi beni. Ayrıca Mozaik Müzesi'ndeki mozaiklerin asıl hikayeleri beni çok etkiledi. Yani defalarca gitmiştim Mozaik Müzesi'ne ama bu defaki anlatım çok farklıydı. Çok farklı şeyler kattı. Dilerse arkadaşlarımız daha sonra notları kendileriyle de paylaşabilirim. Ne mutlu sana kardeşim. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim hocam. Ben de memnun oldum. Arkadaşımıza eklemek istediğiniz var mı? Rota ile ilgili nereleri gezdiğinize dair. Ya da sizin en çok dikkatinizi çeken, beğendiğiniz yerler olabilir arkadaşlar. Zeugma Müzesi'nden çok dikkatinizi çeken hikaye neydi diye sormuş bir arkadaşımız. En çok dikkatimi çeken, daha önce de mozaik devamlı dikkatimi çekiyordu bir mozaik. İsmini şu an tam olarak hatırlamamaktayım ama Zeus'un Suriye kralının kızını kaçırmasıyla alakalı bir mozaikti. Resimler de var. Arkadaşlarımıza resimleri de atarım daha sonra hangi mozaiği anlattığımla alakalı. Bu mozaikte şöyle Zeus Suriye kralının kızını seviyor. Kız hayvanlara ve doğaya çok ilgili. Özellikle hayvanları çok fazla seviyor Zeus. Bir boğa kılığına giriyor. Boğa kılığına girerek kızı kaçırıyor. Ama kız daha sonra oradan gitmek istediği için, ayrılmak istediği için yere doğru savruluyor. Oradaki hayvanlar o hikayenin mozaiğe işlenmiş hali çok etkiledi. Bu şekilde yani diğer arkadaşlarımız da deneyimlerini paylaşsın isterseniz. Ben daha çok anlatabilirim yani mozaiklerin hikayesini isteyen olursa. Yok, çok güzel anlatıyorsun. Çok iyi anlatıyorsun. Biz teşekkür ederiz. Anlatmak istersen devam da edebilirsin. Ama konuşmak isteyen arkadaşlarınız varsa. Söz alsın. Ondan tabii. Sonra ben isteyen olursa tekrar anlatmaya devam edeyim. Tabii olur. Tamam. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Var mı konuşmak isteyen arkadaşlar? Mehmet'in arkadaşımız sanırım. Konuşmak istiyor mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu soruyla ilgili değil de zaten arkadaşımız anlattı gezdiğimiz yerleri. Ben bir önceki soruyla ilgili cevap verecektim. Araya giremedim. Yani şöyle söyleyeyim. Yol yürüyorum şu anda. Nefesim biraz daralıyor. Yani benim gördüklerim şöyle söyleyeyim. Yani gezip gördüğümüz değil de ya benim en çok dikkatimi çeken Mehmet Hoca'nın yani bu kadar yetkili, bilgili bir insan olmasına rağmen çok alçak gönüllü olması. Yani nasıl söyleyeyim? Her yere gittiğimizde yani yetkili bir insan da olsa, esnaf da olsa çok şekilde aileden biriymiş gibi karşılandı. Hatta bazı esnafların bize ikramları da oldu. Yani hiçbiri bunları göz önüne bile koymadı. Yani tabii ki bilgili bir rehber. Biz de onun gibi bilgili olmak istiyoruz. Fakat yani ben bugün Uğur'la da konuştum. Yani bilgili bir rehberden ziyade ileride onun gibi saygılı bir insan. Yani saygı gören bir insan olmak da önemli. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ya beni tur da çok etkiledi. Mehmet Hoca ayrı bir etkiledi. Öyle söyleyeyim. Güzel bir konuya değindin Mehmet. Merhaba kardeşim. İbrahim Maydemen.
Çok güzel bir konuya değindin. Merhaba hocam. Yani çünkü maalesef biz rehberlerdeki en büyük sıkıntılardan birisi bu. Çok bilgili olmanın getirmiş olduğu bir ego ve o egoyu dizginleyememek. Genelde böyle bir sıkıntı var ama Mehmet Hoca bunu başarabilmiş birisi. Hani evet peki hocam. Bir soru. Çünkü buyur Mehmet Can, buyur. Hani otobüs kaptanımız bile yani kaptana gösterdiği hani nasıl diyeyim tavır yani kaptanın bile hoşuna gitti. Yani eski bir anısını anlattı, hatta sizin dediğiniz gibi egosuna yenik düşen bir rehberle yaşadığı bir anısını anlattı. Yani Mehmet Hoca bile güldü geçti yani. Hatta bize de tavsiye etti böyle rehber olmayın diye. Yani ya insan olarak da çok şey kattığını düşünüyorum bu turda. Yani sadece bilgi olarak değil. Zaten en zor kısmı orası. Yani bilgiyi bir şekilde öğrenirsin. Ama insani yaklaşım kolay bir şey değil. Onu okulda değil, evde öğrenirsin, ailede öğrenirsin. Yani hocam, kitapta öğrenilecek bilginin dışında da rehberlikle ilgili yani hiçbir yerde öğrenemeyeceğimiz sadece yılların verdiği tecrübeyle aktarılabilecek şeyler. Yani bu, geleceğin rehberlerinin size en büyük kattığı şey bu. Yani biz sadece teorik bilgi değil, uygulamalı eğitimi de sizlere gösteriyoruz. Okulda bir akademisyenden öğrenebileceğiniz bilgiler değil bunlar. Kesinlikle hocam. Yani hocam zaten siz de az çok biliyorsunuz. Ben şu son bir buçuk aydır falan aktifim. Yani bundan sonra da aktif olmaya çalışmamın sebebi hani sizin söylediğiniz gibi harbiden çok saygı, değer rehberler bizim için uğraşıyor. Ve dediğiniz gibi hiçbir yerde öğrenilmeyecek. Belki 20-30 yani benim yaşımdan fazla adamın tecrübesi var. Rehberin. Yani onları aktarıyor. Hani hiçbir yerde bulamayacağımız şeyler öğreniyoruz. Yani o yüzden yani siz de farkındasınızdır. Şu son bir aydır ben çok ciddiye alıyorum geleceğin rehberlerini. Evet seni görüyoruz kardeşim. Ne mutlu. Yani elimden geldiğince hocam aktif olmaya çalışıyorum. Emeğinin karşılığını alacaksın merak etme. Hocam size şöyle söyleyeyim. Şu bir ayda aldım bile diyebilirim. Yani fazlası benim için kar olur. Teşekkür ediyoruz Mehmet Can'a. Çok da güzel bir konuya değindi. Mehmet hocamız sizleri nasıl karşıladı arkadaşlar? Sizler de birkaç kelime söyleyebilirseniz çok iyi olur. Geleceğin rehberlerinden gelen arkadaşlara bakış açısı nasıldı? Size nasıl davrandı? Kesinlikle. Yani size karşı nasıl davrandığından ziyade siz memnun kaldınız mı? Yani ileride onun gibi bir rehber olmak istiyor musunuz? Neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Kimse konuşmayacaksa son ben bir şey eklemek istiyorum. Mehmet Can sen söyle istersen sonra da Gül'e söz verelim. Nasıl karşıladı deyince söylemek istedim. Normal geleceğin rehberlerini bilmiyorum fakat ben bugün geç kaldım tura. İkinci lokasyondan devam etmek zorunda kaldım. Ya, o şekilde bile geç kaldığım halde bile her türlü mesela headsetimi ilk lokasyondan temin etti. Ya, bana teslim ettiler. Yani geç kaldığım halde bile çok güzel karşılandım. Yani bunun için ayrı bir teşekkür edebilirim. Biz teşekkür ediyoruz. Gül, söz sende. Teşekkür ederim. Öncelikle turda en çok dikkatimi çeken şeye belirtmek istiyorum. Mevlevihane Vakıf Müzesi dikkatimi çekti. Neden çekti diye sorarsanız, çıkışında zincir şeklinde var. Bunun anlamı da eğilmekmiş saygıdan dolayı. Bunu İpek Hanım söylemişti. Çok da hoşuma gitmişti bu bilgi. Teşekkür ediyorum buradan. Sonra tam karşısında Tahmis Kahvesi vardı. Yine yapılma amacı Mevlevihane'yi desteklemekmiş. Ve burada Yavuz Sultan Selim de kahve içmiş. Bu da çok dikkatimi çekmişti. İkinci soru olarak hoca bizi nasıl karşıladı? Çok iyi bir şekilde karşılandığımızı düşünüyorum. Gayet güler yüzlüydü. Yani Mehmetcan arkadaşımızın da dediği gibi hiçbir şekilde ego falan yoktu. Sürekli bize şunu yapın, şunu yapmayın gibi emirler falan da vermedi hocamız. Çok güzel tavsiyelerde bulundu. Bir kardeşim zaten Mevlevihane'ye gitmişsiniz. Ego olması mümkün mü?
Hocam karşılama olarak söylemiştim ben. Hani genel olarak hocam. İşte ben de diyorum olarak. Sana. İşte hocanız sizi Mevlevihane'ye götürmüş. Sizi Mevlevihane'ye götüren adam da ego olabilir mi diyorum zaten. Tabii hocam olmaz. Mevleviliğin özünü biliyor musun sen? Sadeliğe yok dayanır. Hocam. Egodan, kibirden arınmaya dayanır. İnsani ilkelere, adaba dayanır. Evet hocam. Tevazu ve alçak gönüllülük biliyorsun. Evet hocam. Yani çok güzel bir şekilde karşılandığımızı düşünüyorum tekrardan. Tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocamıza. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Gül. Eklemek isteyen var mı arkadaşlar? Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim geliyor değil mi? Şu an otogardayım. Çok fazla gürültü gelmiyorsa konuşmaya devam edebilirim. Geliyor, konuşabiliriz. Sesin gayet net geliyor. Öncelikle iyi akşamlar herkese tekrardan. Bu İyi akşamlar kardeşim. Sorunuza cevap verecek olursam, Mehmet hocamız bizi cidden çok iyi karşıladı. Hatta benim karşılaşmam biraz komik oldu. Onu da ufak bir anlatayım hemen. Ben sabah Kayseri'den gitmiştim ben Gaziantep'e. Ve sabah bir iki saat önceden gittim buluşma yerine. Biraz etrafı gezdim önceden. Ve buluşma saatine bir 10 dakika kala Panorama Müzesi'nin önüne geldim ve müzenin önünde Mehmet hocamıza benzeyen başka bir beyefendiyle karşılaştım. Ben Mehmet hoca sandım kendisini. Ve orada duruyordu sadece köşede. Bizi bekliyor sandım. Mehmet hocam merhaba dedim. Yanına geçtim. Ve o beyefendi de direkt merhaba dedi. Hiçbir şey demedi bana. Ben yaklaşık bir 15 dakika yanında durdum. Daha sonra kalktı gitti. Ben öyle arkasından... Korkmaya başladım ha. Bilgin olsun. Korkmaya başladım. Mehmet hocanın şemali mi gözüktü oğlum? Ne oldu? Geleceğin rehberleri, mucizeleri de yeni bir kanal açalım olmazsa. Mucizelerden bahsedelim. Ama hocam ben de bir korktum yaşadıktan sonra çünkü... O kartını yere vurdu mu? O kartını yere vurdu, yer ikiye ayrıldı mı? O kartını böyle hocam göğe doğru uzattı, göğü yardı böyle. Hocam, yemin ediyorum tam rehber olacak adamsın ha. Helal olsun sana, devam et. Evet. Kalktı gitti, ben böyle arkasından baktım, başkasını falan çağıracak sandım ama böyle bayağı gitti. Ardından gruba yazdılar işte. Biz Panorama Müzesi'nin önünde bekliyoruz diye. Ben meğersem 15-20 dakika boyunca tamamen tanımadığımız bir amcanın yanında beklemişim Mehmet hocamız diye. O amca da hiç bozuntuya vermedi. Öyle garip bir karşılaşma oldu. Mehmet hocama da anlattım hatta bunu. Biraz gülüştük orada. Bize grup içinde davranış biçimine gelecek olursak, benim en çok hoşuma giden kısım şu oldu. Bizi orada esnaflarla, arkadaşlarıyla, bütün herkesle tanıştırdı. Ve tanıştırma esnasında hani bunlar da öğrenciler veya bunlar da bizim arkadaşlarımız gibisinden değil, gayet bize umut verici, cesaretlendirici biçimde. Bunlar da geleceğin rehberleri diye tanıttı her seferinde. Bu arkadaşlarımız da gelecekte rehber olacaklar şeklinde tanıttı bizi. Hani diğer arkadaşlarımız buna önem verdi mi veya dikkat çekti mi bilemiyorum. Ama bu cidden benim çok hoşuma gitti. Karşımızda çok bilgili, çok kültürlü, birçok alanda kendini mükemmel bir şekilde yetiştirmiş bir insan vardı ve kendinden yaşça küçük bizlere bu şekilde hitap etti. Bu benim cidden çok hoşuma gitti. Ve bunu her seferinde tekrarladığımda tura daha çok bir adapte olmuş hissettim kendimi. Böyle. Benim paylaşmak istediklerim bu kadar. Otobüs saatinde geldi zaten. Otobüsüme geçmem gerekiyor. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederim hocam. Güzel bir fırsatı değerlendirdim. Güzel insanlarla tanışma fırsatı yakaladım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kardeşim ben de platforma teşekkür ediyorum. Sonuçta bu tek başıma benim yapmış olduğum bir şey değil. Şu an temsilci arkadaşlar ve destekçi rehberler, grup yönetimi, bakın Gaziantep'ten bile belediyede çalışan, aynı zamanda rehberlik okuyan, rehberlik mezunu İpek arkadaşımızın
destekleriyle, çabasıyla oldu. Yani tek başına münferit yapmış olduğum bir şey değil. O yüzden ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Elimizden geldiğince en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Grup içinde zaten arkadaşlarıma da dikkat ettim. Bütün herkes notunu, fotoğraflarını ve gereken dinleme dikkatini gösterdiler. Herkese çok teşekkür ederim. Çok arkadaş canlısı insanlarla beraber bir gün geçirdim. Teşekkür ediyorum tekrardan. İyi akşamlar herkese. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Var mı eklemek isteyen bir şeyler? Önceki soruları da cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Chat'ten de sorularınızı sorabilirsiniz, merak ettiklerinizi. Aynen. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Bizim de soru sorma hakkımız varsa ben de bir soru soracağım. Ama öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum. Ben bugün ilk defa sizlerle bir araya geldim ve çok mutluyum. Yani mümkün mertebe zaman ayırmaya, takip etmeye çalışıyorum. Her ne kadar sizin kadar aktif olamasam da. Şimdi yayının başından itibaren birkaç şey not aldım. Sevgili Neslihan'ın bahsettiği mozaiğin adı Europe'un kaçırılışı. Yunan mitolojisinde olayları, yani Yunan mitolojisindeki olayları betimliyor mozaikler. Genelde hep böyle gerçekleşiyor. Yani mit tabii de hepsi. Belirli başlı olayları anlatan, mitolojik olayları anlatan mozaikler onlar. İsmi Europe'un kaçırılışı. Adını hatırlamıyorum dediği için eklemek istedim. Onun dışında tabii ki çok kıymetli bir rehber hocamızla, Mehmet Hoca'yla bugün bir gezi programı gerçekleştirdik. Ben de gözlerimi, kulaklarımı açıp onu dinledim. Benim şansım çok farklı rehberden dinleme şansım oluyor. Her birinden bir şey kapıyorum. Bu çok güzel bir avantaj. O yüzden ne kadar çok farklı kişiden dinlerseniz o kadar farklı şey öğreniyorsunuz ve kaynaklar tabii ki çok önemli. Sevgili Gül'de Mevlevihane Müzesi'nden bahsetmişti. Orada birkaç, ben arada aklıma bir şeyler geldikçe yanımdaki arkadaşlarla paylaşmaya çalıştım ama Antep'te yaşıyorum ve fırsatı olursa yine burada yaşayan arkadaşlarımla Mevlevihane Müzesi'nin içerisini gezememiştik çünkü. Müsait bir vakitte birlikte tekrar böyle gezmek isterim. Mümkün mertebe fırsatını buldukça, çünkü ben de başkalarından dinliyorum. Her dinlediğimde farklı bir şey öğreniyorum. Mehmet Hoca'yla yaptığımız tur gerçekten hem çok verimli oldu. Ben de böyle bir sürü şey öğrendim. Hem de çok kıymetli tecrübeler. Turda yaşanılan aksaklıklar, olaylar, kopukluklar çok karşılaşıyoruz. Ve o bahsettiği tecrübeler, koordinasyon, kriz yönetimi, şoförle olan iletişim o kadar önemli ki. Çok güzel bir geziydi. Benim sorum şu olacak ama moderatör arkadaşlarım ne zaman uygun görürse isterseniz sonunda da cevaplayabiliriz. Çünkü ben de bunu sizleri hem rehber adayı gözüyle hem de böyle şehir dışından gelen arkadaşlarım özellikle Antep'i bir değerlendirsin istiyorum. Mesela Uğur arkadaşımız demişti ki, abla ben otogardan müzeye nasıl geleceğim konusunda çok zorluk çektim. Çünkü hani otobüs internetten ayarlamaya çalıştım, bulmaya çalıştım ama bulamadım. Bu bizim için bir eksik ve en azından belediye olarak bizim üstümüze düşen buradaki eksikliği görmek. Biz zannediyoruz ki her şey tamam ama öyle değil. Eksiklikler muhakkak oluyor. Sizin de bu turda mesela şöyle olsaydı daha iyi olurdu ya da böyle olması çok güzel diyebileceğiniz bir şey varsa, birkaç cümle de olsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim. Direkt cevaplamak isteyen arkadaşlarımıza söz hakkı verebiliriz. Neslihan. Ben cevaplamak isterdim ama Gaziantep'liyim. Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep dışından gelen arkadaşların cevaplaması daha doğru olur diye düşündüm. Dıştan bir bakış açısıyla nelerin eksik olduğunu daha iyi fark edebilmişlerdir diye düşünüyorum. Biz haliyle burada yaşadığımız için ne kadar fark edebilirsek artık. Tabii. Başka arkadaşımıza söz hakkı verebiliriz.
O zaman şöyle yapalım. Bu soru için size zaman tanıyalım. Ben diğer sorumuza geçeyim. Peki turda size en çok şaşırtan bilgi neydi? Ya da bilgiler nelerdi? Evet. Yok mu paylaşmak istiyorsan ben söyleyeyim. Evet. Ben Gaziantep'in kurtuluşuyla alakalı olan şehit sayısındaki şeye çok şaşırmıştım. Normalde 6317 tane şehit var olarak geçiyor belgelerde. Ama hastane kayıt rehberine göre, hastane kayıt rehberindeki kişiler de çok ağır yaralı, bir iki uzvu kopmuş olan kişiler oluyormuş o zaman da. 2025 tane hastane kayıtlarına göre şehit varmış. Ayrıca diğer belgelere göre de şehit sayısı 10.000'i aşkınmış. Ben oldu bitti hep 6317 olarak biliyordum. Ama şehit sayımızın 10.000'i aşkın olduğunu öğrenmiştim. Buna şaşırdım çünkü uzun zamandır bu sayıda biliyordum. Ayrıca Zeugma Müzesi'ndeki Çingene Kızı hakkındaki bilgi de beni şaşırtmıştı. Çingene Kızı aslında yani kimilerine göre Büyük İskender'ken bazılarına göre de menat, yani dini törenlere yardım eden kişiymiş. Artık hangisi doğrudur bilemiyoruz ama dini törenlere yardım eden kişi de olabileceğini duyunca şaşırdım yani. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Başka eklemek istediğiniz bir bilgi var mı? Sizi en çok ne şaşırtmıştı burada? Turda olan arkadaşlardan bir daha reaction alabilir miyim? Öyle bir... Gül arkadaşım vardı galiba. Gül Tosun. Evet. Benim en çok dikkatimi çeken şey Mehmet Hoca'nın çıkmaz sokak ne anlama gelir diye sormuştu. Yani o anda aklımıza gelmedi ama güvenli yer oluşu yani anlamı öyleymiş. İkinci olarak en çok dikkatimi çeken şey Zeugma Mozaik Müzesi'nin önceden tekir içki fabrikası oluşuydu. Bunu duyunca gerçekten çok şaşırmıştım. Bir de alan olarak tam sayıyı size söyleyeyim. Açık alanı 32.000 metrekareymiş. Bu da çok dikkatimi çekmişti. Zaten müzenin içini gezdiğimizde zaten arkadaşlar da görmüştür. Bayağı büyük heykeller falan, villa tarzı şeyler vardı. Yani dikkatimi çeken şey onlardı. Teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bu arada Altay arkadaşımız Antep Çınarlı Tepesi'nde de hava çarpışan mermilerinin olması. Bir de Fransızların Antepleri ayırt edebilmek için kollarına beyaz sargı sarmaları dikkatimi çekmiş. Gerçekten ilginç bilgilermiş bunlardan. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii. Devamlı tabii. Gezdiğim zaman eski sokaklarda, eski evlerin oralarda gördüğüm bir taş yapıt oluyordu evlerin önünde. Ama hiç yani ne olduğunu sorgulamamıştım. Normal bir taş olarak bakıyordum hep olaya. Ama bunu da öğrendim bugün. Onun ismi küfeci taşıymış ve her evin önüne konulmazmış eskiden. Eğer ki o evde at veya bineği olan bir evse o evin önüne konuluyormuş ve attan veya işte binekten, eşekten inebilmek için yapılmış. Ayrıca eğer ki bir anne çocuğun bezini değiştirmek istediği zaman o yolda küfeci taşı var burada deyip orada değiştiriyormuş. Çok değişik geldi bana. Yıllarca görüp de hiç fark etmemiştim yani böyle bir şey olduğunu. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Çok ilginç bir bilgi de aldık. Var mı eklemek istediğiniz arkadaşlar? Yoksa yeni bir soru soracağım. Galiba yok. Soruyorum.
Turda eğlenceli anlar yaşadınız mı? Yani neler yaptınız turda? Eğlenceli, güzel vakit olarak. Bunları merak ediyorum. Yani çünkü sadece bilgi değil yani bu turlar. Aynı zamanda bir rahatlama, bir eğlence aktiviteleri. Bu yüzden de bunları merak ediyorum. Cevaplamak isteyen olursa yine bekliyorum. Bir de Gaziantep Kalesi'ne çıktınız mı diye bir soru geldi. Katılan arkadaşlar. Çıkılmamış. Aynen, Gaziantep Kalesi'ne çıkmadık. Turun eğlenceli yanı olarak da Mehmet Hoca'nın anlattığı hikayeler, zaten gün boyu birbirinden farklı hikayeler anlattı bize. Arasında bayağı komik olanlar, hepimizin güldüğü hikayeler de vardı. Ayrıca çarşıyı gezerken birçok esnafla karşılaştık. Orada Mehmet Hocam bizi tanıştırdı, esnaflarla konuştuk, ayrıca bilgi aldık. Orada da eğlenceli anlar oldu. Bu şekildeydi. Ama hepimizin içinde bir Antep'in hamamlarında oyun oynamak olduğunu hissettik ama onu oynayamadık. Bir dahakine kısmet. İnşallah. Hep birlikte o zaman. Aynen, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ama eğer sesli alabilirsek çok daha iyi olur. Gülsüm, sesli konuşabilirsen daha güzel olur tabii. Tamamdır, yoldaymış. Peki. Gülsüm'ün dikkatini çeken şey de, benim dikkatimi çeken şey, kapılardaki iki tane tokmak var. Üstteki yabancılar tarafından çalınıyormuş. Alttakini kadın veya çocuklar kullanıyormuş. Bu da ilginç bir bilgi aslında. Güzel bilgiler. Peki. Altay'dan evet. İzahlı bir yaklaşım. Bir diğer soruya geçelim isterseniz. Turda hocamızın anlatım tarzından nelerden etkilendiniz? Yani nasıl etkiledi sizi? Anlatım tarzı nasıldı? Söz hakkı almak isteyen arkadaşlarımıza. Hemen devam edeyim. Yani hocamız genel olarak bize gerçekten hani geleceğin rehberleri olarak hitap ettiğinden ve o şekilde anlattığından dolayı bilgileri sunarken, bir şeyi anlatırken genel olarak nelere dikkat edeceğimizi söyledi. Rehberlik yaparken hangi kısımlara değinmemizin daha iyi olacağını söyledi. Yine çok ilgimi çekti, Çizeyip Mozaik Müzesi'nden örnek vereceğim. Mesela mozaiklerde daha çok ortadaki mozaiğin büyük olmasına göre hikayeyi anlatmamızı önerdi. Küçük olan mozaiklere işte budur, ismi budur şeklinde, ama büyüklerin daha çok tabii önemli olduğunu ve oradaki emeğin çok daha fazla olduğunu, onun hikayesini anlattığımızda da kişinin daha çok ilgisini çekeceğini söyledi. Bize rehberlik konusunda bunu yaparsanız iyi olur, şu şekilde yaparsanız daha iyi olur şeklinde söylemlerde bulundu. Misal olarak Bizans olarak değil de Doğu Roma, Roma, Batı Roma şeklinde hitap etmemiz gerektiğini söyledi. Şu anlık aklıma gelenler bunlar, notlarıma bakarak söyleyeyim isterseniz, söz almak isteyen yoksa. Söz almak isteyen başka arkadaşımız var mı tura katılıp da bizimle bilgilerini paylaşmak isteyen? Ben istiyorum Nazlı. Tabii ki. Ben en çok Mehmet Hoca'nın bilgi anlatırken daha çok tarihe değil de hikayelendirme yöntemini kullanarak anlatması çok hoşuma gitti. Hani hikaye, tamam kronolojiyi bilmek zorundayız ama hani bu insanı sıkar, zaten hoca da bahsetti. İkinci olarak da hocanın sürekli mesleki yeterlilikler hakkında bilgi vermesi hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aslında bu gezi biraz uygulama gezisi gibi olmuş sizler için, anladığım kadarıyla. Evet, öyle oldu. Çok güzel. Görkem, istersen devam et. Tabii. Sorusu olan var mı? Ya da konuşmak isteyen var mı? Öncelikle onu sorayım.
Sanırım Menderes arkadaşımız da tura katılmıştı bugün. Yanılıyor muyum? Mikrofon açabilir misin Menderes? Müsait misin? Değilsen chatten yazabilirsin. Değilmiş. Peki. Bir sonraki sorumu soruyorum o zaman. Ama ben şöyle bir şey fark ettim. Galiba herkes şehir dışından katılmış, yani çoğunluğu. Bu nedenle de herkes yolda olduğu için şu an katılım sağlayamamışlar. Yani öyle düşünüyorum. Bu yüzden sadece bir iki arkadaşımız konuşuyor. Geri kalanlar hani dinleyici olarak gelmişler. Yani benim gözlemim bu şekilde. Ama yani yine de Gül'e, Neslihan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bulabilirsen soruma bakmayın. Evet. Turda bilmediğiniz ne gibi detaylarla karşılaştınız? Aslında buna da biraz cevap verdik. İleride mesleğe başladığınızda, bölüyorum Nazlı, kusura bakma. İleride mesleğe başladığınızda katıldığınız bu turdan yola çıkarak hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğünüz noktalar var mıydı? Ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Ben en çok dikkat etmem gereken şey kriz yönetimi olduğunu düşünüyorum. Organizasyon ve ikili iletişim. Hocamız çok güzel bir şekilde idare etti. Gerçekten tabii profesyonel bir rehber. Yani ben empati kuruyorum. Acaba ben böyle olsaydı ne yapardım? Strese girerdim illaki ama hani yaşanmışlık olduğu için hocamız çok güzel bir şekilde idare etti. İnşallah gelecekte biz de öyle oluruz diye umuyorum. İnşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz Gül. Rica ederim. Neslihan, sen bir şey söylemek ister misin? Sesim kapalı. Altay arkadaşımızın dedikleri de çok dikkatimi çekti ve ileride de kullanmak için bunların hepsini not aldım. Örneğin arkadaşımızın yazdığını okursak veya ben okuyayım. Otobüste 3-4 numaralı koltuğun rehbere ait olması gerektiğini bahsetmişti hocamız. Aynı zamanda 1-2 numaralı koltuk engelli katılımcılar için olduğunu, prensip sahibi olmamız gerektiğinden bahsetti. Örneğin şirket eğer ki senin 3 ve 4 numaralı koltuğu sana ayırmamışsa buna karşı çıkmamız, hani karşı çıkmak demeyeyim de bunu düzeltmek için tekrar konuşmamızı ve o koltukların ayrılması gerektiğini söylememizi söyledi. 1-2 numaralı koltuklar için aynı şekilde ve bir rotasyona giderken, destinasyona giderken daha önceden ora hakkında bilgiler vermemiz gerektiğini, az çok biliyoruz ama biraz daha detaylarıyla anlattı hocamız. Ayrıca oraya vardığımızda eğer ki hepsini ezbere bilemeyeceğimize göre mozaiklerin olsun, işte heykellerin olsun, müzelerin yanın müzedeki yapıtların yan tarafında olan bilgileri arada sırada bakıp dile getirebileceğimizi, hepsine tamamıyla değinmek zorunda olmadığımızı dile getirmişti. Bu şekilde hatırlıyorum. Notlarıma da bakıyorum ayrıca. Daha neler yazdığımı. Şu an o notları bizi kurtarıyor, bir şey değil mi? İnşallah. Yani arkadaşlardan ne kadar çok şey öğrenirsek bizim için o kadar iyi. Hem gidemeyen arkadaşlar için. Kesinlikle. Hocamız söylediği üzere bilmediğiniz bir noktada eğer mitolojik hikaye biliyorsanız, mitolojiniz güçlüyse hemen bilmediğiniz noktada buraya bağlarsınız. Kişi size bana bunu anlatmadınız veya sen bunu bilmiyorsun şeklinde yaklaşımda bulunamaz. En azından bu konu hakkındaki mitolojik bilginizi öne sunmuş olursunuz demişti.
bu şekilde ve şoförle yani kaptanla olsun iyi bir iletişimde bulunmamız gerektiğini. Çünkü kaptanla misal 7 günlük bir tursa 7 gün boyunca kaptanla berabersin ve iletişimin hali iyi olması gerekiyor. Ama tamamıyla da ipleri elinden bırakmamak gerektiğini söyledi. Kaptana yolu göstermeyi, tarif etmeyi, aynı zamanda misafirleri de göz kulak olarak oraya da bakmamız gerektiğini söylemişti. Bu şekilde hatırlıyorum. Elbet eksik hatırladığım yerler vardır. Arkadaşlarımız tamamlarsa sevinirim. Yoksa da dediğim gibi aklıma geldikçe aktarırım bu şekilde. Çok teşekkürler. Altay'ın 3 ve 4 numaralı koltukla ilgili bir söylediği bir şey var. 3 ve 4 numaralı koltuk olmasının nedeni hem şoförü hem de yolu hem de katılımcıları kontrol için en iyi yer olmasıymış sebebi. Güzel bir bilgi. Bir şey daha eklemek istiyorum. Hocamız müzelerdeki yapıtlar konusunda bir şey söylediğimiz zaman bunun kendimizin bilgisi değil, arkeologların söylemi olduğunu söylememiz gerektiğini söyledi. Çünkü başka arkeolog farklı bir şekilde dile getirmiştir. Misafir farklı şekilde duymuştur ve ben bunu bu şekilde öğrenmedim diye karşı çıkabilir. O zaman bu benim değil. Hani arkeolog bu şekilde söyledi. Sizin duyduğunuz arkeolog da bu şekilde söylemiş olabilir diye çözüme kavuşturabileceğimizi söyledi bu şekilde. Teşekkürler Neslihan. Söylerim ben, teşekkürler. Menderes'te gruba geç kalanları grup ile cezalandırmanın gerektiğinden bahsetmiş. Evet. Bütün sorunları çözmeye buyurun abi. Yok, eğer sen söyleyeceksen. Ya ben chat'tekileri okuyordum çünkü malum konuşamıyorlar. Mikrofon açısından müsait değiller. Menderes'in söylediğini de söyleyeyim o zaman. Öyle sana söz vereyim. Bütün sorunları çözmeye en hızlı şekilde ulaşmamız gerektiğini öğrendik demiş. Teşekkür ediyoruz ona da. Altay eklemiş. Mozaiklere dokunmuyoruz çünkü elimizdeki ter vesaire gibi sıvılar mozaiğin bozulmasına neden oluyor demiş. Bu da mantıklı aslında. Teşekkürler Altay. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı tura katılan arkadaşlardan? Chat'ten de yazabilirsiniz. Biz okuyabiliriz moderatörler olarak. Sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa. Bu arada ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Ben 5 senedir Konya'dayım bu arada. İbrahim Hocam'dan öğrendiğim bir söz var. Bize derdi ki siz sadece bakıyorsunuz, görmüyorsunuz derdi. Ben de Neslihan'a bunu sormak istiyorum aslında. Sen Gaziantep'te yaşıyorsun sanırım. Hep bakıp da görmediğin şeyler olmuş mu aslında? Nasıl desem, anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Bakıp da görmediğim bayağı şey olmuş. Yani küfeci taşı bir örnek, devamlı önünden geçtiğim sokaklarda bazı evlerin önünde bu taş var. Ama hani bakmışım ama görmemişim. Ne olduğunu bilmiyorum ve sorgulamamışım da. Misal bu. Onun haricinde bakıp da görmediğim, şöyle bu Gül arkadaşımız da çıkmaz sokak hakkında bilgi vermişti. Oranın güvenli alan olduğunu ve çıkmaz sokağın yanındaki evin diğer evlerden daha yüksek fiyatta olduğunu ve daha önce hani o sokakta herkes birbirini tanıdığı için oraya gelene kadar, ya eğer yabancı birisi varsa oraya girerse hemen sorabilirsin sen kimsin vesaire şeklinde. Çıkmaz sokağın böyle bir işlevi olduğunu bilmiyordum. Bakmışım ama görmemişim. Eski Antep evlerinde de çok fazla çıkmaz sokak var. Ayrıca bir de şunu söylemek istiyorum. Evlerde ya misal şu şekilde düz geliyor ama şu şurada ufak, çok ufak bir çıkıntı var yaslı bir şekilde. Hep görüyordum ama daha önceden de süs vesaire şeklinde düşünmüştüm. Bugün öğrendim ki
Eğer ki ev yapıldığı zaman arazide bir sorun varsa veya düz değilse, evdeki halıyı oraya koyduğumuzda düz durmayacağı için onu dengelemek amaçlı yapılan bir şeymiş. Bunu da bakmışım ama görmemişim. Hep süs olarak dikkatimi çekiyordu bu şekilde. Teşekkürler Beşan. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı ya da eklemek istediğiniz var mı? Tura katılmayanlardan sohbet etmek isteyen olursa yine konuşabilir. Evet. Mesela ben moderatör olarak aklıma bir soru takıldı. Tura saat kaçta başladınız? Saat kaçta bitti? Yani kaç saat sürdü? Hepsi yürüyerek mi oldu? Yoksa otobüse nereden nereye giderken kaç dakika sürdü? Çünkü bu biz rehber olacaklar için önemli bir konu. Bundan da biraz bahsederseniz çok sevinirim. Tur için buluşma saatimiz normalde saat 9'du. Lakin saat 9.30'a doğru başladık diye hatırlıyorum, tam olarak bilemiyorum ama 9.30 civarlarındaydı. Antep'te müzeler, merkezdeki müzeler birbirine çok yakın olduğu için önce Panorama Müzesi'ni, daha sonra Arkeoloji Müzesi'ne geçtik. Yemek yedik, bu kısma kadar yürüyerek devam ettik. Daha sonra belediyeden ayarlanan otobüs ile Zeugma Müzesi'ne gittik. Zeugma Müzesi'ne gittiğimiz yolda 15 dakikayı sürmemiştir diye tahmin ediyorum. Kısa bir yoldu. Zeugma Müzesi'nden sonra tekrar Antep Kalesi'nin çevresine, şehri küstü konaktan, eski Antep evlerinin oraya geldik. Oradan sonrasını tekrardan yürüyerek devam ettik diğer konumları da. Saat kaç gibi bitti tam olarak hatırlamıyorum ama 6'yı bulmuştur diye düşünüyorum. Hatta 6'yı geçmiş olabilir. Bilen arkadaşımız varsa yazarsa. Çünkü o sırada bittiğinde saate bakmamıştım. Peki. Bu şekilde geçti. Çok teşekkür ederim. Genellikle yürüyüş rotasındaydınız. Aynen. Bitiş saati 17.50'ymiş. Aynen. 6 civarı. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Menderes bir şey eklemiş. Gezilerimizde sürekli gittiğimiz destinasyonlarda bulunan esnaflarla aramızı iyi tutmanın aslında doğru, mantıklı yani. Çünkü sürekli gittiğimiz bir yer ve oradaki esnafla, oradaki insanlarla iç içe oluyorsun bir süre sonra. Ve yani getirdiğin insanlar da o senin sıcaklığını görürse daha iyi olur. Yani turda katılan insanlardan bahsediyorum. Ve tatlı güzel bir bilgi. Güzel de çok önemli. Bunu hocamızda da görmüşsünüzdür zaten. Kesinlikle. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Gül, sen bir şey söylemek ister misin? Son. Zeugma Müzesi'ndeki, daha önce birkaç defa daha gitmiştim ama dikkatimi çekmemişti. Giriş kısmında önce Athena heykeli varmış. Bu Zeugma antik kentinde de aynı şekilde giriş kısmında Athena karşılıyormuş. Buradaki yapının amacı, hani sen buraya geldin, Athena seni karşıladı, villaların arasında dolaşacaksınız şeklindeymiş. Yapının mimari yönden tasarlanması. Bu şekilde. Bunu eklemek istedim. Teşekkürler. Teşekkürler Neysan. Cidden ağzına sağlık. Bugün çok katkı yaptın bize. Teşekkürler. Daha doğrusu. Teşekkür ederim. Konuşmacı arkadaşlarımızın evet. Ağzına sağlık. Katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Bu kaydı YouTube ve Instagram dan takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz tekrardan. Yayınlarımız böyle devam edecek. Tabii turlarımız da böyle devam edecek. Çok teşekkür ederim. Son eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yanlış söylediğim bir şey varsa affola. Hatırladığım kadarıyla aktarmaya çalıştım. Hepinize teşekkürler.